Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımızda bugün radyonun klasikler ekibinden Luke Wizard Erem Nur ve Ahmet Tahir var. Bulldog'in 2 ile tanıdığımız. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve radyoların yeni müdavimi, yorumcusu. Bugün bu sene sınav üniversiteye hazırlanan Doğan Yavuzer var. Onu da... Merhabalar arkadaşlar. Neydi Nick'in Doğan? Bindim Lawrence Rotunda. Tamam, Rotunda Nick ile tanıyoruz. Şimdi ben o kadar uzun söylemeyeyim dedim de sen gene söyledin. Ayrıca profesyonel güreş değerlendirmeleri, tartışma konularına, soru konularına, güreş tartışmalarına güreştürkiye.net forumuna üye olarak katılabilirsiniz. Üyelik ücretsizdir. Beraber sohbet ederiz. Gelirsiniz. Ayrıca güreş tartışma konuları, soruları yöneltebilirsiniz bizlere. Biz de size yöneltebiliriz. Güreş tartışmalarına katılmak istiyorsanız güreştürkiye.net forumuna üye olun, ücretsiz üye olun diye YouTube'daki dinleyicilerimizi de davet etmiş bulunalım. Evet, Erem Nur. Evet. Nasıl geçti? Dün çalışıyordun Fenerbahçe maçı falan. Ya yani hem havaların soğuk olması hem de takımın durumundan mütevellit. Bayağı az bir satış oldu. Hani normalde 100 bin, 150 bin yapardık ama bu sefer 50 binde kaldık. Yani birazcık da sinek avladık zaman zaman mağazanın içinde. Onun dışında güzeldi. Evet Ahmet, vizeler bitirdin mi? Vizeleri bitirdik. Şimdi teker teker sonuçlar açıklanıyor. İnşallah bu şekilde devam eder sonuçlar. Sınav senesi nasıl geçiyor Doğan? Vallahi işte yoğun denemelerle falan geçiyor yani. Arada aşağı inip top falan oynadığımız da oluyor, site satıyoruz. Yani tatlı bir yıl oluyor benim için. Hedef ne? Şu netleri yükseltsem daha da iyi olacak. Hedefin nedir? Diş hekimliği düşünüyorum. Ege diş yani en kötü 16K. Gerisi kurtarmıyor. Diş hekimliği düşünüyorum dedi. Bol sabun oymalar sana o zaman şimdiden. Eyvallah. Üniversite sınavına hazırlananlar için bir tavsiyen ya da önerin ya da kafanda bir görüşün var mı söylemek istediğin? Açıkçası hani şimdi aşırı kasarak kendilerini sıkmasınlar. Çünkü hani kendimden de biliyorum. Çünkü seni geçmesinler öyle mi? Kendimden de biliyorum. Evet. Yani ilk ay bayağı çalıştım Eylül-Ekim arası. Sonra sıkıldım yani. İlk dönem boyunca bunu devam ettirirsem ikinci dönem hiç çalışamayacağımı düşündüm. Hani ilk dönemde yine biraz daha rahat tutabilirsiniz kendinizi ama ikinci dönemde bunu toparlayabileceğinizi düşünüyorsanız yapın tabii bunu. Evet. Onun dışında aktivitelerinizi falan da aksatmayın bence. Yani arkadaşlarımla sinemaya gittiğim de oluyor benim. Evet. Hani Müslüm'e de gittim. Bandiyon Rhapsody'ye falan da gittim. Müslüm'ü nasıl buldun? Bu arada haftanın konusu Müslüm. Evet. Müslüm hoşuma gitti. Bayağı güzel filmdi bence. Ya şimdi yani abi, anlatmışlar 2000, adamlar yani. 2002 doğumlu bir adamın Müslüm izlemesinin pek bir anlamı yok bence. 2001 kaç? Ya. 2001 ya. Pardon. Pardon, özür diliyorum 2001. Çok özür diliyorum 2001. Müslüm izle ya, anlayacak bir şey değil. Lunatic Phenomenal yazmış. Milletin ağız kokusunu mu çekeceğim birader diyor. Ne diyorsun Lunatic Phenomenal? Ya çok klişe laflar. Bunları çok duyduk. Abi diş hekimi yani olsun da. Çekemeyecek olsam zaten istemem ki. Bana da kardeşim, implant, diş hekimleri güzel kazanıyor. İmplant yapman lazım. Ol da. Sen ayarlarsın. Hallederiz ya, hallederiz onu. Evet. Fatih Dişkaya. 2005'li Beyazıt'ın izleyip bileklerini kesmesi demiş. Ya abi şimdi bak. Bu Müslüm konusunu bir masaya yatıralım. Ahmet, izledin mi bu arada filmi? Yok, hayır, gitmedim. Söylemeden geçemeyeceğim. Zerrin Tekin de o çok zarif bir oyuncu ya. Abi yaş o kadında. Matmazel. Lunatic Phenomenal yazmış. Kızılay'da 5 liraya damaklık satıyorlar. Ne güzel kazanması dişçiler için. Zeno yazmış. Kim 2002'li lan? 2002'li değilmiş Zeno. Kızılay'daki 2001. 5 liraya damaklık, o damaklık değildir. Onun içine eroin falan gizlemişlerdir. Bir dikkat et ya. Lunatic Phenomenal'lıymış. İki kere gittim. Oradan kova çekiyorlardı. Neyse, evet. İki kere gittim. Birinde sol, birinde sağ bileğimi kestim demiş. Evet, Müslüm yalanını filmi... Neyse.
Müslüm filmi gerçekten Türkiye'nin gündeminde olan bir diğer konulardan. Türkiye'nin gündemine girmek kolay da gündeminde kalmak zor. Ben de Müslüm filmini izlemedim fakat gelen yorumların neticesinde bakmak istiyorum. Bir gitmek istiyorum. Belki de 40 dakika dayanamam. Onu da bilmiyorum. Evet, yalnız Belzdan Zerrin Tekindor'a Zeynep Tekindor demesi tam bir 2005'li hareketi ya. Code Blue demiş. Forumdaki son konular ne? Finn Balor yakışıklı mı? Tino Sabatelli yakışıklı mı? Eren Nur, Finn Balor yakışıklı mı ya? Vallahi yakışıklı ama da çok tatlış birisine benziyor. Sence Ahmet? Ya ben hiç o gözle bakmadım açıkçası. Ama yani Eren diyorsa yakışıklıdır herhalde. Yani karı gibi adam ya, ben çok sevmiyorum. Karı gibi. Evet. Ortamdan çıkış yapıyorum. Zeno demiş. Gündeme girmek kolay tabii. Bekaretimi kaybettim diyen gündem. Bu Merve Taşkın hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ettim, yaptım demiş. Ben Eren Nur. Eren Nur. Ben... Evet. Efendim. Eren Nur sen yorumla. Merve. Merve Taşkın merak etmiş, yapmış. Ne düşünüyorsun? Yani bizim bundan kazancımız ne, bize kattığı şey ne hani? Bizle niye yani paylaşma isteği duyuyor olabilir? Bizimle. Niye açıklıyorsun public olarak? Niye bizle paylaşma isteği duyuyor olabilir? Ya yani prim yaratmak için yani. Bu kadar basit. Doğru. Yani bir özelliği yok bu arkadaşın zaten. Doğru. Ahmet sen ne diyorsun kardeşim? Çok. Ya ben bu konularda playboy bir insan olarak ne dersin? Ya ben uzun süredir takipçisiyim Merve Taşkın'ın. Ya al işte. Uzun süredir takipçisiymiş. Vay amına. Beğenerek küfür yok. Pardon. Herkese de öneriyorum Instagram'da. Yani yeni kaybettiğini iddia ediyor. Bence çok olmuştur ya. Tahminen yani. Ben bir şey diyeyim mi? Yeni olmasının ihtimali çok, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Özellikle Türk toplumundaki 18-24 yaş arası skaladaki kadınların çoğu bakire. Gerçek manada bunu sizle paylaşabilirim. Bu bir tecrübeyle sabit bir gözlemdir aynı zamanda. Yükselen toplum baskısı diye de nitelendirebiliriz. Evet Eren Nur, Merve Taşkın hakkında bir şey demeyeceksen Raw tartışma konularına, sonra SmackDown tartışmaya geçelim. Evet. Raw'ı Bobby Lashley, Leo Rush, Drew McIntyre ve genel müdürümüz Baron Corbin açıyor. Strowman'ı geçtiğimiz hafta devirmişlerdi ve bir ameliyata mahkum etmişlerdi. Bu konu hakkında konuşuyorlar. Baron Corbin Braun Strowman'ı işaret ediyor. Braun Strowman hastaneden bir promo kesiyor. Kolu bayağı kötü durumda. Geri döneceğim ve geri dönünce elinizi alacaksınız diyor. Get these hands diyor. Bu olayları bölen isim Elias. Elias Bobby Lashley hakkında konuşuyor. Ne? Ve hemen Elias ile Bobby Lashley arasında bir maç ayarlıyor. Get these hands'i böyle çevirmiş olman gerçekten. Yo öyle yani, bilmiyorum. Serbest çağrışım yaptım. Doğru. Elias ile Bobby Lashley arasındaki maçı match DQ ile bozuluyor. Leo Rush hakemi çekiyor. Vesaire vesaire. Corbin mikrofonu eline alıp sen benim konuşmamı kestin, ben de maçı keserim diyor. No DQ olarak başlayan maçta Lashley maçı kazanan kişi oluyor. Claymore ve Spear'larla Elias'ı adeta doğduğuna pişman ediyorlar. Ya Baron Corbin güreşirken ya da ringde senaryo oynarken inanılmaz eğlenmiyor mu ya? Ben gerçekten Baron Corbin'in mevcut durumuna bakıp hayretler içerisine düşüyorum. Eren Nur sen ne diyorsun? Ya adam resmen hani SmackDown'da Sin Cara tokatlarken şimdi Raw'ın ana şey oldu. Ana olayı oldu. Evet. Yani bayağı hani adamı bir de şey kaptı hani böyle çok sansasyonel bir şekilde tanıtmadılardı hani Baron Corbin Raw'a geçti diye. Beklenmedik. Doğan sen ne diyorsun? Baron Corbin'in gelişim süreci ve günümüz senaryoları, ayrıca Strowman'ın sakatlığı. Baron Corbin gerçekten SmackDown Live'a geldikten sonra kendini buldu yani. Böyle bir karakter oluşacağını hiç beklemiyordum. Hani en başından beri bu Constable karakterine bayağı ısınmıştım. Hani Kurt Angle'ın koltuğunu da alması bence gayet iyi oldu. Bu yaz dönemindeki berbat Raw show'larını hatırlıyorsunuzdur zaten. Baron Corbin'in gelmesiyle beraber bu Raw show'ları hani
bir tık daha üst seviyeye çıktı bence. Hı hı. Yani ben Ben Corbin'i genel olarak beğeniyorum. Hani Braun Strowman da hani sakatlıklar falan üzüyor beni ama ne bileyim Braun Strowman'ı fazla sevmiyordum ben zaten. Hani monster karakterler bir süre sonra cılkı çıkınca gayet sıkıcı hale geliyor. Bir süre şu alardan uzak kalması Raw için iyi olacaktır. Yani Elias falan da ön plana çıkar. Zaten face oldu. Hı hı. Öyle düşünüyorum ben. Ahmet, Braun Strowman'ın sakatlığı. Evet, yani Raw'ın yıldız isim bulma konusunda sorunlar yaşadığı şu günlerde bir de Braun Strowman'ın sakatlığı tabii ki çok etkileyici oldu. Roman Reigns akabinde şimdi Braun Strowman. Böyle böyle büyük kayıplar veriyor Raw. Fakat yani TLC'deki maça yetişecek deniliyor. Bilemiyorum tam olarak yetişecek mi ama eğer yetişirse çok uzun sürede bizden uzak kalmamış olacak. Ya TLC'deki maç hala değişmedi değil mi? Evet, yok, hala çok ilginç. Abaz yazmış. Baron Corbin'im kabiliyetsiz fuzuli bir adam. Yeni nesil Ziggler kendisi demiş. Mertay yazmış. Heel fetişistleri konuşuyor. Mertay sen ne diyorsun? Neler olur? Nasıl olur? İlerleyen dönemlerde bizi neler bekliyor? Baron Corbin'in böyle yükselişi bize ne anlatır? İlerleyen dönemlerde Brock Lesnar'ın rakibi olabilir mi sevgili Ahmet? Baron Corbin mi? Aha. Yani ben çok isterim olmasını. Ben Baron Corbin'in kendini main eventer seviyesine çok çok hızlı bir şekilde adapte ettiğini ve bu işte çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu arkasındaki arkadaşların yardımıyla Universal kemerini falan kazanırsa çok şahane olur yani. Evet. Lantik Finamal demiş. Dün haber düştü. Roman'ın kanser olayları olmasa Elias Rollins kıtalar arası kemeri maçı gerçekleşecekmiş. Dean Ambrose bu maçta heel turn yapacakmış ve böylece de Elias kemeri alacakmış. Yani şu an Elias'ın kemeri almaması için sebep ne olabilir ki? Bu konuya da geçeriz. Seth Rollins'in reyninde konuşuruz tekrar. Eremnur sen bir şey diyecek misin son olarak? Baron Corbin'in ana kemer olaylarına yükselmiş. Baron Corbin hani sonuçta istediği zaman kuralları değiştiren birisi. Lesnar'ın karşısına illaki çıkacaktır ama çıktığı gibi de F5'i yiyeceği için ana kemere pek sıcak bakmıyorum. Zeno demiş Baron Corbin Alexa ile aşk hikayesi yazılsın. Braun kendini aldatılmış hissedip yine dövsün. Ya Braun Strowman temiz bir dayak yedi ama ben Baron Corbin'in biraz oynadığı senaryoyu keyif alarak ring içinde dile getirmesini çok beğeniyorum. Ya, bir insan o duyguyu ring içinde yansıtınca izleyen olarak da keyifli oluyor. Hem seyir zevki yükseliyor hem de hissettiriyor senaryonun gerçekçilik yönünü. Bakalım Braun Strowman'ın TLC'deki maçı Baron Corbin ile sizce nasıl gerçekçi, neler olacak? Biraz TLC'den konuşalım. Çünkü haftalık şovlarda Braun Strowman'ı göremeyebiliriz TLC'ye kadar. Boğaç diyorum. Sevgili Doğan, sen konuş. Strowman Corbin maçı tehlikeye girmiş diye bir haber okudum Strowman'ın o sakatlığından sonra. Hı hı. Yani bunun için alternatif bir senaryo düşünülebilir bence. Ne gibi hani, bir alternatif? Corbin'in karşısına Eli bir isim konulabilir. Corbin'in karşısında Elias gibi bir isim konulabilir bu çekişme şeyden sonra, bu yaşananlardan sonra Raw Show'unda. Şey görüyorsun. Bu haftada onun sinyalini almış olarak görüyoruz o zaman. Elias çünkü Evet ben öyle düşünüyorum yani. Evet Ahmet sen ne diyorsun bu ihtimal hakkında? Chatbox'a da soralım aynı soruyu. Maçın iptali konusu mu? Ya maç iptal olursa alternatif olarak ne düşünürsün? Yani üçlü kurdu Baron Corbin, Bobby Lashley ve şeyle birlikte, Drew McIntyre'la birlikte. Yani öteki face üçlüye karşı Finn Balor, Elias ve bir üçüncü bir isme karşı yapabilirler. Yani 3-3 bir maç. Hı hı. Eremnur senin demek istediğin bir şey? Benim demek istediğim şey Braun Strowman'ın iyileşmesini birazcık daha hızlandırmak için hani bir 3-3 takım maçı ayarlanabilir. Klasik Six-Man tag team. Aynen. Klasik şey takım hani maçı olabilir.
Onun dışında belki hani Bray White ismi konuşuluyor Strowman'ın sonuçta herkese WWE evreninde tanıtan kişi olarak. Yani izleyip göreceğiz gelişmeleri. Evet, Stephen Truve çok güzel bir soru sormuş. Rav'daki otorite yancısı heel güreşçilerin dikkatsiz güreştiğini düşünüyor musunuz? Önce Rollins'in kolunda araba camı patlatmaları, şimdi de Strowman'ın sakatlamaları. Ahmet? Yani Strowman zaten o ameliyat olacak da onu bir hikayeye bağlamak için yaptılar diye düşünüyorum ben. O sakatlama olayını. Nasıl Keza, geçen sene Dean kolundan sakatlandı ama Samoa Joe yapmış gibi gösterildi. Aynen ya, ben bir mantık dahilinde yapıldığını düşünüyorum. Sakatlık bir senaryo mu diyorsun? Hayır yani zaten bir sakatlık vardı ama onu hani bir ameliyata bağlayıp hani TNC dönemini kaçıracağını bir abi senaryoya bağlayıp. Abi adam kolu molu kanadı ya. Kanadı abi. Bu işler basit mi diyorsun? Çilek leçeli gibi efekt vermişler. Kan olduğuna inanmıyorum ben onun ya. Yani bu Rolling Sting benzusu sakatlamıyorsun da Sting'i sakatladığında Sting kaç yaşındaydı abi? 55 yaşında adam da yani Sting sakatlandığında. Rollins tehlikeli güreşen bir adam değil bence. Aa evet, güzel bir yorum. Başka bir şey demek isteyen var mı? Sakatlık senaryo dahilinde. Olabilir mi? Bence sakatlık dahilinde. Hani zaten Strowman'ın haberleri yapılıyordu. Dizleri işte sakat. Hani dizleri artık şey yapmıyor. Hani belki dizler hani... Yani dizlerle beraber hani onu da bahane ettiler kulda. Şimdi adamı geri döndürmeye çalışıyor. Çünkü Strowman da giderse hani Raw'ın main event potası daha da kısır döngüye girecek gibi gözüküyor. Zaten kısır döngüde de. Sevgili Doğan, sen otorite yancısı yıl güreşçilerin dikkatsiz güreştiğini düşünüyor musun? Yani bu topluluk hani karmaşalı kavgaların içerisinde illaki bir sakatlık çıkıyor. Yani bunlar olabilecek şeyler. Bence bu Seth Rollins olayı gerçekten şeydi zaten. Onda sert davrandılar da Strowman'ın olayında ben de sakatlığın bir senaryoya bağlandığını düşünüyorum yani. Haberde de okudum zaten. Evet. Lantik Finamul demiş. Balor Rollins maçındaki sakatlık da SummerSlam 2016'daki Balor hareketi yanlış satmıştı zaten. Rollins'in hatası yoktu orada. SummerSlam 2016'daki bariyerlere çarptırdığı değil mi? Evet. O canım, orada Balor hatası var diyemezsin. O çok ani gelişen, çok refleksif bir durum. Evet. Ahmet, bu kadar. Diğer segmente geçelim. Arka alanda Alexa Bliss Baron Corbin'in yanına geliyor. Çok iyi bir iş yaptığını ve her konuda yardımcı olabileceğini söylüyor Alexa Bliss. Corbin ise işin başından aşkın deyip Alexa'yı Raw kadınlar kadrosundan sorumlu kişi olarak atıyor. İsterseniz buradan gecenin ilerleyen saatlerinde Alexa'nın önderliğinde yapılan kadınlar forumuna geçin. Aynen. Onunla bağlantılı olarak. Sasha Banks açık forumda Alexa'ya senin tatlı kıçını SmackDown'a geri göndereceğiz diyor. Çok iyi olur böyle yaparsak diyor. Evet. Alexa Bayley ile Sasha'nın arasını karıştırmaya çalışıyor. Bayley de seni asıl NXT'ye göndermek lazım vesaire diyor. Bu sırada arka alandan, arkadan Mickie James, Alicia Fox ve Dana Brooke hain bir saldırı düzenliyorlar. Ve fakat Sasha Banks ve Bayley bu saldırıyı def ediyor. Alexa ise olaydan mutsuz bir şekilde arka alanı yolunu tutuyor. Evet Eren Nur. Yani artık Sasha ve Bayley'nin ayrılma vakti geldi diye düşünüyorum ki, çünkü artık sıktı Sasha ile Bayley'nin o cıvık cıvık arkadaşlığı. Önceden yapılan bir feud planları vardı ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sadece 3 tane saldırıyla kaldı. Yani draft döneminde Sasha'nın veya Bayley'nin SmackDown tarafına geçmesini istiyorum. Çünkü ikisi de potansiyelli bir güreşçi ve şu anda yani bookingleri bayağı kötü. Çünkü Sasha hani gerçekten takip ediyorum Sasha'yı her yerde, Twitter ve Instagram. Hani kadın gerçekten tutkuyla yapıyor işini ve hani bunun için bayağı sıkı çalışıyor. Bence artık Sasha'nın bir kemer potasına girme vakti geldi diye düşünüyorum. Evet, en son Charlotte ile olan feudlarında bir defa kemeri alıp tekrar Charlotte'a salıyordu. Hikmet, sen de aramıza hoş geldin. Sen ne diyorsun segment hakkında? Bu kadınlar segmentini şu
Evet. Forum mudur nedir? Evet. Ya vallahi ben açıkçası bunu bir çakma bir Baron Corbin senaryosu olduğunu düşünüyorum. Gerçi yani son dönemde Baron Corbin bu tip işleri çok yaptığından hani bilemiyorum ikisi birlikte olunca ne kadar tat verebilir hem Baron Corbin hem de Alexa Bliss ama bu işler karışırsa yani nasıl diyeyim Baron Corbin giderse Alexa tek sırtmaz bana kalırsa. Evet sevgili Rotunda. Ben Alexa Bliss ile Baron Corbin'in aslında bir rekabet içine gireceğini düşünmüştüm. Ama Baron Corbin hani işin başından aşkın diyerek başından saldı Alexa'ya ben şaşırdım açıkçası. Yani Alexa Bliss'in klasik çetesini topladı. Sasha ile Bayley'e daldı. Hani ben de Sasha ile Bayley'nin ayrılmasından yanaydım. Hani sıkılıyorum açıkçası. İkisini de pek sevmem ama sanırım bu UFC ve WWE kadınlarını kapıştırma muhabbetinden dolayı yani ayıramıyorlar. Hani ayırsak nasıl birleştirecekleri konusunda bir fikirleri yok diye düşünüyorum. Ondan böyle şimdilik oyalamalık bir çekişmeye soktuklarını düşünüyorum. Alexa Bliss'in görüşemeyeceği yönünde iddialar var Ahmet. Yani geçtiğimiz gün WWE Performans Merkezi'nden fotoğraf atmıştı. Galiba yavaş yavaş rehabiliteye başladı. Ringlere geri dönmeye başladı. Ya Alexa Bliss güreşemese çok bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum ben ama bence yarın gelince... Total Divas'ta izlesek nasıl olur? Fark etmez yani bir... bir yara vardı diye hatırlıyorum. Bence, vardı ama olmalı. Yani şimdi Total Divas'ın müdahimleri olmak var. Hani havuza yani. Girip soyunan tayfadan olmak var. Şimdi bir de... Yani Natalya falan giriyor havuza. O kötü oluyor. Natalya soyunuyor ya. Şey yapıyor. Ne o? Bikini şart... Hayallere çıkar. Bak, hayatlara bak. Hayaller Alexa Bliss, hayatlar Natalya'nın bikinisini çıkarmaz falan yani. Evet, Chatbox muhabbete, güreş muhabbetine geri dönelim arkadaşlar. Bizim yayının kesildiği ara başka şeylere kaymışsınız. Alexa Bliss'in pembe saçı yalan yazmış. Evet, Alexa Bliss güreşmese çok bir şey kaybetmeyiz fakat... İlerleyen dönemlerde ben Alexa Bliss'in de ring içinin bir John Cena'nın 15. senesinde geliştiği gibi bir ara gelişeceğini düşünüyorum. Umarım movesetine ya da ring içi hareketlerine farklı teknikler ekler. Evet. Cesaro ile 75 maç çıkarabilir mi ya? Belki de. Belki de bu maçı ringde görmeyiz. Total Divas'ta görürüz. Ne? Evet abi. Rav'a devam ediyoruz. Dean doktor odasından Seth Rollins'e sallıyor. Bu hafta orada değilim, bu haftaya geleceğim ve senin dersini vereceğim, ağzının payını vereceğim diyor. Seyircilere de beni hasta ediyorsunuz pislikler diyerek seyircilere de sallıyor. Bu arada Dean Ambrose hastalıklardan bahsediyor. Ayaktayken iğne yiyor. Kalçadan iğne yiyor Dean Ambrose. Böyle böyle devam ederken de Dean Ambrose Seth Rollins'i sefaletinden kurtaracağını söylüyor. İsterseniz yine buna bağlı olarak Intercontinental kemer için yapılan Open Challenge'a bağlayayım. Aha. Konuyla alakalı olarak. O hemen bir ara da soru sorayım. Evet. Roman Reigns'in steroid iddialarına bir cevap olabilir mi? Dean Ambrose'un yaptığı bir gönderme olabilir mi daha doğrusu? Dean Ambrose'un kalçadan iğne yemesi falan. Bir de ayakta. Kalçadan mı anlıyor steroid diye? Bilmiyorum abi ki. Kas, bütün kas bölgelerine yersin steroid iğnesi. Evet doğru. Ha. Yok canım zannetmiyorum. Evet devam edebiliriz. Evet, Intercontinental kemeri için Open Challenge düzenliyor Seth Rollins. Maçtan önce kestiği promoda yine rakibi Dean Ambrose hakkında konuşuyor. Dean Ambrose'a TLC'de ünvan maçına çıkacak kendisi. Ve sürpriz bir isim geliyor, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler'ı Falcon Arrow ve tuşla temizliyor Seth Rollins. Evet, Falcon Arrow demişken Curb Stomp yasakladılar yine. Yok, onu Seth şey yaptı ya. Öyle bir şey yok dedi. Yalanladı mı? Aynen yalanladı. Evet Eren Nur. Yani Dolph Ziggler gerçekten geri dönüşü heyecanlandırdı beni. Gerçekten Open Challenge'a farklı bir isim gerekti. Yani, şakayı bırakayım ya. Yani, Open Challenge'a yani, gelip Dolph Ziggler'ın gelmesi birazcık abes kaçıyor çünkü. Daha önce yaptı ve hani Open Challenge sonuçta sürprizlerle dolu bir şey olması lazım. Hani bir John Cena'nın yaptığı Open Challenge var. Bir ara
Birisi daha yapıyordu Open Challenge ama tam olarak anımsayamadım kim oldu. Mesela AJ Styles de yaptı. Mesela ne ha, olursa evet. Open Challenge'da sürpriz olur. Mesela fanlar daha çok Mustafa Ali ile Seth Rollins arasında bir maç görmek istiyorlar. Yani sonuçta 205 live kadrosu bazen Raw'a gelebiliyorlar. Raw'da gözükebiliyorlar. Yani bence Mustafa Ali falan gelse de bayağı iyi bir şey olurdu. Raw için değişiklik olurdu. Evet, güzel fikir, güzel fikir. Doğan sen ne diyorsun? NXT'den tek maçlık yani güreşçiler de gelebilir. Ne bileyim Roderick Strong, Kyle O'Reilly yani zamanında bu isimler hani güreşmiş bir isim Setonis. Yani bence çok sağlam bir uyumlu maç çıkartırlar. Hani Open Challenge'ın amacı da zaten hani güreşlere şans vermek, hani isimlerini duyurmak. Sürekli Dolph Ziggler'a şans verildikten sonra kapakta da veriyor yani. Bence NXT ve Eren Burun'da dediği gibi Tuğ Farklar'dan hani güreşçilerin gelip de Setonis'in meydan okumasına yanıt vermesi bence daha mantıklı. Evet Hikmet, seni güreş yorumu yapmaya davet ediyoruz. Evet, şimdi Seth Rollins'in bu challenge'ları iyi bir hava verebilir bence ya şovlara, en azından girebilecek isimlerle. Evet, title reign'ini süsler mi Seth Rollins'in önümüzdeki dönemde yapacağı open challenge'lar? Bence süsleyebilir çünkü uzun zamandır görmüyoruz. Bir de bu open challenge meseleleri hani her zaman heyecan katmıştır olaya. Gelen isimlerle, çıkabilecek maçlarla. Ben inanıyorum açıkçası bu duruma. Evet, Hikmet'in de Seth Rollins hakkında çok iyi dilekleri yok. O zaman ben de Seth Rollins'in sakatlıktan döndükten sonra Seth Rollins'in yükselen formunu görüyorum. Ve fakat Shield senaryosu özellikle ring içinde Seth Rollins'in kendini kısıtlamasına neden oldu. Bundan sonra tekli kariyerinde Dean Ambrose ile olan maçlarda özellikle TLC'de Ambrose'un daha yüksek performanslı müsabakalarını izleyeceğimiz kanaatindeyim. Ve fakat aynı şekilde Dean Ambrose da buna karşılık vermeli. Çünkü Dean Ambrose'un son 2-3 senede ring içinde yaptığı güreş stili karşı tarafın da temposunu aşağıya çekiyordu. Gerçekten AJ Styles'e çıkardıkları özellikle ondan sonraki feyutlarında birebir feyutlarında çıkardığı maçlar seyir keyfi olarak maalesef düşük seviyedeydi. Eğer Dean Ambrose'da Seth Rollins'e uyum sağlarsa iki güreşçinin de ben hakeza uyumlu olduğunu düşünen birisiyim. Uyum sağlarsa daha yüksek randımanlı maçlar izleyeceğiz. Bilmiyorum Ahmet sen ne diyorsun? Seth Rollins'in title reign'i, ring içi, gelişen ring içi sakatlıktan dönüşten sonra ve bugüne kadar evet Zeno yayın geldi kardeşim. Gelmemiş taklidi yapmasan iyi olur. Bugüne kadar bir Hikmet yazsana chatten F5 yapsın gelmezse. Bugüne kadar olan sakatlıktan sonra ona ring iş hakkında ne dersin? Yani The Miz'in çok uzun bir süre boyunca belki buna Roman Reigns'in kısa reign'ini de katabiliriz. The Miz'in bu kemeri prestijli bir kemer konumuna getirme konusunda çok uzun uğraşları oldu. Sadece The Miz de değil yani bu hani gitti geldi kemerler bir dönem. Bütün isimlerin çok büyük katkıları oldu. Bir aralar Roman ana kemeri rolündeydi Intercontinental kemeri. Çok prestijli bir kemerdi ve fakat Seth Rollins'in ben maalesef çok bu kemerin değerini düşürdüğünü düşünüyorum. Özellikle bu reign ile beraber herhangi bir title defense izleyemiyoruz. Bir ara Shield'layken kemeri bile taşımıyordu. Bu gerçekten Intercontinental kemerine yapılan bir saygısızlıktır. Hani kemere saygısızlık olmasın, son 1-2 senede bu kemeri tutan adamlara yapılan saygısızlıktır. Ben en yakın zamanda kemeri salmasını ve Elias gibi işte ne bileyim benzeri isimlere salmasını ümit ediyorum. Evet Doğan, senin title reign hakkında diyecek bir şey var mı? Seth Rollins'in bu title reign'i ilkine göre biraz daha pasif kaldı ama bence hani Dean Ambrose'un SmackDown Live'da yaptığı reign'den kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani WrestleMania kickoff'una kadar düşürdü zamanında Dean Ambrose kemeri. Hani o da zaten 2,5 ay falan korumamıştı yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu direkt WWE'nin kemere önem vermemesiyle alakalı bir durum bence. Diğer senaryolarda
olsun hani arada kaynıyor bir şekilde. O yüzden şu an durumu kötü ama ben de Seth Rollins yerine başka bir isim düşünülmeli diye yani düşünüyorum. Kemere yeni bir soluk getir. Evet Ahmet. O zaman devam ediyoruz. Revival. Geçtiğimiz haftalarda Raw takımlar şampiyonu için şans bulmaya çok yaklaşmışken bulamamışlardı. Bu hafta da Lucha House'a yenildiler. Evet. Revival'ın TLC'de, TLC diyorum, Survivor Series pre-show'unda, ön show'unda çok güzel bir performans göstermesi, ardından Lucha'ların tokatçısı olması, tokat manyağı olması Lucha'lar tarafından. Sevgili Doğan, sen neler diyorsun? Doğan burada mı? Yan çardan bir şey açmamız lazım. Evet. İnternet gitmiş. Eren Nur. Yani Revo gerçekten Survivor Series'de beklenmedik bir performans sergiledi ve gerçekten beğenimi aldı. Hani Revival zaten Dolph Ziggler ve Drew McIntyre'dan dolayı şeyi var. Hani yakalayamadığı bir kemer şansı var. Onun yakın bir zamanda almalarını, hani AOP'yi de yenmelerini ve takım kemerlerini almasını isterim. Çünkü sakatlıkları oldu, güvenmediler. Ama bence bu sefer güvenip boşa çıkarmayacaklardır. Evet Hikmet, Revival'ın tokatlanış serüveni. Valla ben gördükçe üzülüyorum ya Revival'ın yenildikçe. Ne diyorsun? Sence geri dönüş yapacaklar mı? WWE'de tutunamadılar mı? Artık bunu konuşmamız gerekiyor Revival hakkında. Yani son maçtan sonra benim hiç ümidim kalmadı. Çünkü yeni gelmiş bir takıma yenildiler ve o takım da çok ahım şahım bir takım olsa, hadi isimler iyi de yani yeni çıkmış bir takım, çok da ilerlememiş. Öyle Revival gibi oturmuş bir takımı yenmeleri çok şey oldu hani, yani ana kadroda hiç beceremedi Revival bu işleri. Bilemiyorum artık NXT'deki havayı mı yakalayamadılar, yoksa başka bir neden mi var? Tercih mi edilmiyorlar? Yeteri kadar ana kadroyu yönetenlerin beğenilerine karşılık gelen bir fizikleri olmadığı için. Konuşulur yani, daha çok konuşulur Revival'ın durumu ama şu anda çok umut vermiyorlar bana. Taher Türk yazmış Ahmet, NXT'ye geri dönsünler diye. Stephen Truway demiş, yine 3 bir şey denerler ancak ne köy olur ne de kasaba demişler. Lunatic Phenomenal yazmış, siz takım Rav'da falan mı doğdu sanıyorsunuz aga demiş. Gene Lunatic Phenomenal bir şeyler biliyor ama onun bildiğini biz bilmiyoruz kesinlikle. Zeno yazmış, kelli felli adamlar abi, göbek de var, bunlar iş yapamaz, ana kadroda ne bekliyorsunuz demiş. Ahmet sen ne diyorsun, WWE'de Revival tutunamadı mı? Yani göbek konusuna girecek olsak Wyatt'la Matt Hardy şampiyonu. Yani göbek değil, ben yani farklı bir auralar olduğunu düşünüyorum Revival'ın, farklı bir karizmalar olduğunu düşünüyorum. NXT'de de çok başarılılardı. Fakat hani tamam, bir underdog senaryosu yazmaya çalıştılar. Tam şans elde edecekler. Şans ellerinden aldı falan. Güzel eğlendik ama yani hani Lucha'lara da bir zahmet dinlesinler ya. Yani. Evet. Karizma var, isim var demiş Matt Hardy ve Bray Wyatt'a. Yani ateş olsa cürümü kadar yer yakar yani. Revival'la kıyas edeceksek tamam, çok uzun bir kariyer özellikle Matt Hardy ama White'ın da ona göre bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Ya, ama bu adamlar ana kadronun nasıl diyeyim, çeşitli yani metalde bir sürü şirketin tozunu yutmuş adamlar yani, bunları biraz karşılaştırmak mantıklı değil bana göre. Bu adamları karşılaştıracaksan hani biraz daha böyle günümüz modern formda olan takımlarla karşılaştıracağım. Lanetik Phenomenal yazmış, Revival NXT'de harika maçlar çıkarıyor falan da bu adamlar gimmickini NXT'de bile kullanamadı ki. Eski güreşi seven bir gimmickleri var ama ne NXT'de ne de burada kullanabildiler diye not etmiş. NXT kariyeri hakkında ne düşünüyorsun Hikmet, Revival'ın?
Revival'ın NXT kariyeri NXT gibi bir seviye de hani çok muhteşem bir kariyerdi. Çok, ama orada biraz odaklar da farklı olduğu için NXT'de biz açıkçası maçları konuşuyoruz. Burada olayları konuşuyoruz hani. Hı-hı. Orada çok iyi maçlar oluyordu. Çok iyi de rakipler de çok iyiydi. Hı-hı. Ama burada hem o rakip çeşitliliğini yakalayamadılar yani o kadar iyi rakipleri yakalayamadılar. Hem de buradaki sıkı ortam biraz onları sanıyorum ki pek içine alamadı yani. Evet, Lunatic Phenomenal yazmış. DIY feud'u hariç çok da iyi değil bence diye not düşmüş. Yani evet. Enteresan bir yorum. Evet, ya bu bu düşüncede olan birkaç insan vardır dünya üzerinde, biri de beyazdır. Evet, devam et. Diğer segmente geçelim o zaman. Revival'ı konuşmayı bitirdiysek. Eren Nur, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Eren Nur. Yok. Teşekkür ederiz cevap için. Evet, devam et. Facebreaker Nia Jax, biliyorsunuz Becky Lynch'in suratını dağıttıktan sonra çok büyük bir tepki toplamıştı WWE seyircileri tarafından. Bu hafta da yine dostu Tamina'yla birlikte ringe geldi ve Raw kadrosunun kendisine teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyor. Becky'nin burnunu kırdığı için vesaire. Rousey'nin geçtiğimiz hafta kestiği promoya dalga geçiyor. Derken onda Rousey, Raw kadınlar şampiyonu geliyor. Ve TLC'de Armbar'ın tadına bakacaksın diyor. Hemen maça çıkmak istiyor ama Nia Jax oralı değil. Riot Squad, bu arada Natalya geliyor Ronda'nın yanına desteğe. Riot Squad Natalya'yı indiriyor. Böylelikle bu segmentte sona eriyor. Evet, Eren Nur. Ben Nia Jax'in bu Survivor, Solo Survivor ödülünü kendisi hani işte daha farklı bir yöne çektiği için değil de hani ve Vince'in şeyin hakkında planları olduğu için kazandırıldığını düşünüyorum. Zira Nia Jax gerçekten Los Angeles'a geldiği anda bir bu fırtınası vardı. İnsanlar hala Nia Jax'e sinirli ve kızgınlar. Yani aslında bir yönde de iyi oldu diyeyim, bir yönde de kötü oldu. Çünkü WrestleMania'da bir Becky Lynch, bir Ronda Rousey maçı gerçekten yer yere oynatır. Ve özellikle bunun içine NXT'deki UFC tayfayı da katıyorlar. Yani bence daha hayırlı oldu ama hani Nia Jax belli geçiştirmelik bir rakip olacak. Ve ondan sonra Tamina ile sürekli Sasha veya Bayley tokatlayıp yine dönüp dönüp duracaklar. Evet, Hikmet. Ya Nia Jax'e bakarsan, Nia Jax zaten üst seviyelerin güreşçisi olmadığını hani Asuka'ya yenilerek zaten böyle bir kanıtladı bence. O da bir Braun Strowman mu diyorsun? Yani Braun Strowman hani eser gürler sonra dayağını yer bence. Çünkü hiç o görüntüyü de vermiyor. Zaten bir maç var bu tarz yerlerde. Hani WrestleMania'da Alex Abdis'le karşılaştığı maçı saymıyorum. Çünkü Alex Abdis de çok büyük bir isim değil. Nia Jax yani nasıl diyeyim, böyle Asuka'yı, ondan sonra Charlotte'ları, Ronda'yı düşününce. Bir geçiştirmenin rakip olacak. Hani Road to WrestleMania öncesinde biraz Raw'ın geçiştirmenin rakibi diyebiliriz. Hani bu geçen senelerde de WrestleMania öncesi, Road to WrestleMania öncesi TLC'lerde genellikle geçiştirmenin maçlar olurdu. Çok büyük senaryolar olmadığı dönemlerde. Ben Nia Jax'in de o uğurda bir rakip olduğunu düşünüyorum. Zaten de Money in the Bank'te de iki isim arasındaki maç daha çok Rosie'ye dönük bir maçtı. Bu maçta da Rosie istediğini alır. Evet, Rosie istediğini alır dedi. Ahmet, sen ne diyorsun? Ben de aynı düşünceyim. Ronda Rousey'nin yani Nia Jax'in Ronda Rousey'ye karşı bir rakip olabileceğini düşünmüyorum. Ronda Rousey'nin WrestleMania'ya kadar götürüp kemeri WrestleMania'da bilemiyorum artık, Becky Lynch olur, kim olur, salacağını düşünüyorum. Öyleyse diğer segmente geçebiliriz. Raw takımlar şampiyonluğu maçında Bobby Roode ve Chad Gable şampiyon Orders of Pain'e karşı
maçın kaderini belirleyen isim Drake Maverick. Drake Maverick maçın ortasında Rude'un kıyafetini kulübüsü koyup üstüne tuvaletini yapıyor. Rude ring içinde kafayı yiyor. Bu kafa karışıklığıyla birlikte AOP Rude'a finisher'ını uygulayarak kemerlerini koruyorlar. Evet, Odors of Pain'in menajerlerinin çok matrak bir çocuk olması ve bir önceki menajerlerinin adı neydi? Paul Ellering. Paul Ellering. Onlardan buraya düşmüş olmaları. Bu arada yani. Doğan tekrar aramıza mı geldi? Doğan, sen ne diyorsun Odors of Pain hakkında? Ya gerçekten o Drake Maverick'in menajer olup böyle sululuklar yapması, Odors of Pain'in o NXT'deki aurasını hani cidden çok aşağı seviyelere çekti. Ne bileyim, %100. Kıyafetlere işemeler, bilmem neler. Yani gerçekten çocuk eğlendirmek için kullanıyorlar. Hoş ya değil abi, bence. Odors of Pain gimmick olarak Bludgeon Brothers tadında kullanılması gereken bir takım. Evet. Ve fakat aynen öyle. Hani American Nightmare diye bir gimmick'i vardı ya Drew McIntyre'ın. Ama ringe gelirken böyle o şey, Cody değil miydi? Sallana sallana. Cody'nin değil miydi o ya? He? Cody'nin değil miydi o? Pardon. Cody. Drew'la karıştırdım. Ama sallana sallana geliyordu ringe falan. Komik bir karakterdi yani. Bu da ona benziyor biraz. Bir Nightmare olması gerekirken funny segmentlerde kullanılıyor. Yani. Evet. All Piecing demiş. Taha Ertürk güzel bir gönderme yapmış İngilizce dilinde. Oho. Çok güzel. Evet. Hikmet, sen ne dersin? Ya böyle nasıl diyeyim? AOP gibi bir takımın yanına zaten Drake Maverick gibi yıllarca tek amacı komedi olmuş bir adamı koyarsanız olacağı bu yani. Bu adam TNA'deyken de böyle bir adamdı yani, nasıl diyeyim. EC3'nin yanında da şaklabanlıklar yapıyordu işte Dixie'nin yanında. Ondan sonra Hornswoggle kasa ya bu. Yani Hornswoggle'la feodo girdiler bu adamlar ya, o derece. Hornswoggle buna saldırıyordu, bu kaçıyordu. Evet Eremnur, keyfin yerinde. Evet. Yani fıkralarla Türkiye gibi bir senaryo var. Yani AOP'ye yazık oluyor bu arada. Üzülüyorum hani Drake Maverick, hani adamı GM'liğe koydular, sonra aldılar menajerliğe koydular. Ya gerçekten hala alışamadı, gözüme hala abes duruyor AOP'nin ortasından mini bir adam. Hı hı. Yani o artık AOP, yani o eski ciddiliğini kaybetti diyeyim ben. Evet, AOP'nin Odors of Pain'in AOP'un Raw takımlar şampiyonuyken böyle kafani segmentlerde kullanılması İlerleyen dönemlerde karizmasını zedeleyen unsurlardan biri olur mu sevgili Ahmet? Odors of Pain'le alakalı olarak mı? Tabii ki. Yani ya bu Drake Maverick, WWE'nin şöyle bir durum var. Özellikle tek teamlerde hani bir şekilde millete tanıtmak için, ya böyle bir şekilde millete sempatik göstermek için ne kadar gerçekçi olursa olsun bir yerden sonra böyle vuruyorlar. Yani Paul Ellering gibi bir adamdan Drake Maverick gibi birisine düştüler. Ben Drake Maverick'in kötü bir entertainer olduğunu düşünmüyorum ama AOP'nin çizgisinin çok uzağında bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani çok alakasız bir adam olduğunu düşünüyorum. Evet, Odors of Pain hakkında gelecek dönemde rakip kim olur sevgili Doğan? Benim aklımda Revival vardı ama onda Luchalar yani, olacak gibi. Doğru. Cidden herhalde ona yem ettiler. Cidden onları yapacaklar diye düşünüyorum. Yani ben. Luchalar olsa olacak ya? Uçarlar zaten. Plus olarak Ascension'da yapabilirler. Hani değişik bir 2-3 olması lazım yani şimdi. Bir Odors of Pain'in cüsselere bakıyorum, bir de Luchalar. Siz çok küçüksünüz, biz bir adam daha alalım muhabbeti. Aynen. Bar fedaisi tipli adamlara 1.60'lık luchador kılıklı adam veriyorlar. Aynen. Taha Ertürk şey demiş abi. Bu gidişle lucha. Lunatic Finamon lucha demiş. Numa Ninja lucha demiş. Zeno yazmış. Sasha ve Bayley. Altı tane luchador getirseler onları bir değiner EVP ya. Evet. Ahmet, segmente geçebiliriz. Amber Moon, Alicia Fox'u kısa süren maçta kolayca yeniyor. Konuyla alakalı herhangi bir görüşünüz var mı? Amber Moon'un evet, Ronda Rousey'in rakibi olabilecek kapasitede görüyorum.
Ben Ember Moon'un yani gerçekten bu main event'ta görünecek seviyeye düştüğünü üzülüyorum. Çünkü o da gerçekten potansiyeli olan bir genç bir güreşçi ve hani gerçekten güzel güreşiyor ve atletik bir vücudu var. Umarım Ronda Rousey ile karşılaştığı zaman squash değil de daha keyifli bir maç çıkartırlar diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Ember Moon'da atletik bir vücut yok ya. Kadında bire göbeği var yani, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ama ne yani atlet? İyi güreşiyor. Abi selam. Zenci şey ya. Zenci'den korkmayacağım bile. Kardeşim o köşeden finisher'ını yapıyorsa atletiktir. Ne? Atletik mi? Ay çok klişe bir şey oldu. Ember Moon'un Asuka ile bu hayatı Bergen gibi yaşamaz. Derken. Ana kadro hayatı. Sizde de Eren Nur'un sesi kesiliyor mu arada? Aynen ara. Böyle bir aynen bir az önce basılmış trap şarkıları gibi. Aynen yani. Öyle. Evet, devam et. Buradan devam edebiliriz o zaman. SmackDown mı? Hayır, daha bitmedi. Main eventimiz var. Bir de şimdi kısa bir maç var. No Way Jose geliyor maçın ardından. Ya Jinder'la... bu adam niye var ya? Jinder'la kısa bir maça çıkıyor. Jinder Kalas'la no maçı kazanır. Jose. Ben de diyorum bu segmenti niye konuşuyoruz? Meğer Jinder varmış. No Way Jose. No Way Jose. Ama bugün Jose. Bugün çe, no, çe, bugün, bugün Jose, şanti yapmadık ya. No Way bugün şanti Jose. Yapmadık. Al işte. Krem şanti. Hazır mıyız? Şanti yapalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yine şeyi yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu duasını çıkmıyor sanki. Eren. Hadi. Efendim? Ya normalinde senin fikrin ne önemli? Şanti. Şanti. Krem. Şanti. Krem. Şanti. Evet. Oh, dediğimizi de aldık çok şükür. Kardeşim Burak Lesnar bile yaptı şanti. Herhangi bir yorumunuz yoksa main event'e geçebiliriz. Tamamdır. Geç oğlum. Main event gecenin başında ayarlandığı üzere Finn Balor ve Baron Corbin arasında. Coup de Grace denemesinden kurtulan Baron Corbin ring dışında maçın artık 2'ye 1 handikap maçı olduğunu ve partnerinin Drew McIntyre olduğunu açıklıyor. Çok kral hareket. Drew Claymore'la maçı kazanmasını biliyor. Bu heel partisine Bobby Lashley katılan isim. Bobby Lashley geldiği gibi Dominator vuruyor. Corbin'den Balor End of Days. En son bir de Claymore. Balor niye ben doğdum diye hayatı sorgularken şov heel üçlünün üstünlüğüyle sona eriyor. Finn Balor adeta ölü Salih gibi. Gerçekten. Ya, dolma parmaklar. Ölmüşsün Salih. Finn Balor'ın geldiği noktaya üzülüyorum diyorum. Ya şu adama bir Finn Balor hak ettiği yerde ben ya bir şey söyleyeyim de. Finn Balor'ın yani, main event'a çıkması bile Finn Balor için bir şereftir. Bence de. Filli boya iflasa açıklamış dedi. Katılıyorum buna kesinlikle. Oh ya, my mind demiş. Bu arada Finn Balor'a yakışıklı demiştin Eren Nur. Şimdi de Finn Balor'ı savunuyorsun. Acaba Finn Balor'a aşık mısın? Hayır. Finn Balor da bunlardan olmaz. Dinsel tercihlerini değiştiriyor. Ve tipini beğeniyorum. Ne? Galiba ne? Sakin. Yani çarım sakin. Boya sürdüğünü demiş Taha Ertürk. Ya evet, zaten bu ilk üç, şeytan olur mu ya? 3 benzemezin Raw'ı dominasyonu dominasyonunu konuşalım. Evet 3 benzemez Ahmet. Raw'ı domine ediyorlar ve çok aşırı baskın karakterde duruyorlar. Ne dersin? Abi yani son şey son Shield'ı yedirdiysek yedirdilerse bize yani son o samimiyetsiz Shield toplanmasını bunu da yeriz diye tahmin ediyorum ben yani. Shield'dan tek farkları bunların heel olması. Ama bunlar aşırı domine yani. Face olsa bu kadar domine olamazlar. Ya ben çok uzun soluklu olacaklarını düşünmüyorum ya yani. İlk pay-per-view'da gider. Patlak verecekler. Tabii yani ya Braun Strowman kazanacağı için TLC'de patlayacaklardır. Numaninci demiş Corbin son demlerini yaşıyor abi. Ya bu bu adama geçen sene horluyordunuz. Bu adam nerelere yükseldi? Bir defa da sen haklısın Buğra Gür deyin ya. Sen ne? Haklısın Buğra Gür. Teşekkür ediyorum. Doğru ama yani. Evet admin biraz Eli'yi söv artık demiş Alexander'ın pembe saçı. Ne?
Bu arada gelecek yıl bir maç duyurulmuş. Ronda ve Natalya Nia Jax ve Tamina ekibine karşı. Ronda Rousey güreşecek. Vay anasını. Çok güzel bir maç. Ronda'nın gerçekten bu kadar aşk içinde güreşiyor olması ve her hafta şovlara çıkıyor olması. Lesnar kasa olacak demişlerdi bu kadın için. Herkesi yanıltmayı başardı. Yani ben arkasındaydım zaten Ronda'nın. Ben hala arkasında. Arkasında mısınız? Ya. Kelimelerimi seçseydim keşke. Ya sen bir liseli olarak böyle düzgün konuşmayı ne zaman öğreneceksin ya? Oh My Mind yazmış. Right maça karışmış. Ayıp oluyor ya. Evet. Right. Liseliler çok konuştu. SmackDown'a geçebiliriz sevgili Ahmet. Evet, SmackDown'a geçiyoruz. Salı günü neşesi SmackDown. Becky ve Charlotte açıyor. Becky, Charlotte'ın kendisini kopyaladığını söylüyor. Becky ise Charlotte'ın babasını kopyaladığını söylüyor. Sen Page o yollardan ikisi arasında maç alıyor. TLC'de biz 3. turdaydık diyor. Evet, TLC'de kadınlar şampiyonluğu maçında Becky ve Charlotte karşı karşıya gelecek. Arka alanda kesinler tepkili bu karara. Heel tayfa geliyor. Mandy Rose pek fırsat bulamadığını söylüyor ve Paige'in kankalarını kayırdığını söylüyor. Face tayfa gelip Naomi sözcülüğünde, çünkü Asuka konuşamıyor, Charlotte ve Becky'deki tutkunun kendinin olduğunu söylüyor. Paige tepkiler üzerine geceye bir Battle Royale duyuruyor. Maçı kazanan şampiyonluk maçına katılacak. Amin. Onun dışında yani şey güzeldi. Mandy Rose'un PGB göndermesi gayet akıllıcaydı. Hani Mandy Rose beni şaşırtıyor gerçekten. Page'le Absinthe'ın da ben kurdum. Ben Ahmet şey vardı. Page vardı. Tahir Türk babancılık yapıyor demiş. Bu Ananza XT olayını liseli tayfaya soralım. Sevgili Doğan. Ayıp oluyor. Vallahi ayıp oluyor. Yani klasik herkesin Nick Player'dan vurduğu gibi işte Becky'nin işte bu şeyi kullanarak, klişeyi kullanarak Charlotte Player'a kendince laf sokmaya çalıştı. Devam etsin bu yolda, ne diyelim. Abiciğim, kimi taklit etsin? Magnum TA'yı mı takip et, taklit etsin? Zeno senaryoyu açıklamış. Charlotte Asuka'yı bayıltır. Rumble'a şampiyonlar katılmıyor zaten. Ronda vs Charlotte Rumble'da olur. Ronda saplar. Becky de Rumble'ı alır. Asuka ise yine Elizabeth. Son cümleye katılıyorum. Onun dışında hepsini at çöpe gitsin bu arada. Charlotte kazanacak Rumble'ı. Erem Nur. Erem Nur'un bu yorumu duyunca çıkış yapması. Versin. Çıkış yapıyorum. Çıkış yapıyorum mekandan. Kırı gibi yorum yapıyorsun. Ya. Asuka Elizabeth'i, yani Asuka şu anda WrestleMania kemersiz gitse en azından şu götü boklu Battle Royale'i alır yani. Ne diyeyim? Başarısız bırakmazlar. Başarısız bırakmazlar mı? Evet. Bırakmalılar şu an, geldi mi? Evet, Doğan'ı yayından ne zaman atacağımı merak ediyorum. Oh My Mark yazmış. Rumble'da Asuka ki Kairi Sane ve Io Shirai yüzleşmesi gelir mi demiş sevgili Hikmet. Hikmet'in bu gelmesin arada. Evet. Hikmet kısa yorum yap diyecektim de gelmesin dedi direkt abi. Abi sen ne diyorsun? Yani diyecek çok bir şey yok. Ben gerçekten hayret izliyorum. Becky Lynch'in neyine bu kadar şey geliyor, destek geliyor. Charlotte neden hala bu potada? Hadi Asuka yeni geliyor. Yani yaz aylarında şans aldı. Şimdi neden şans almasını anlıyorum ama hayret izliyorum yani SmackDown'ı gerçekten. Kardeşim kim güreşsin ya? Mandy Rose mu güreşsin? Ne yapayım? Ya Mandy Rose yani tam Vince McMahon'ın kafasındaki profile uyan bir tip kadın güreşçi için. Sarışın ve... Benziyor zaten. Eski Trish Stratus. Sable, Trish. Aynen. Zaten bence Mandy Rose'dan iyi bir superstar olacak ilerleyen dönemlerde SmackDown'da. Bence de. Alexander'ın pembe saçı demiş. Asuka tekme atarken az daha dışarı uçacaktı. Bayağı korktum orada. Asuka zaten neyi düzgün yapıyor ki? Yani... Oldu işte. Hikmet bir şeyi de şikayet etme ya. Zeno yazmış. Eren üzülme, Stardom'a gidecekmiş Asuka. Ne diyorsun Eren Asuka hakkındaki yorumlara?
Ya bence Asuka şu anda Stardom'a gitmez ama kariyerini bitirir WWE'de. Sonra öyle tek gecelik indilerde görünür diye düşünüyorum. Zaten bu kadın 40 sonuç. Yaşında değil mi? 37. Pardon. Az önce 2002'liysin dediğinde 2001'liyim dediği gibi. Ya. Aa, ya. Evet Ahmet. Abi Stardom mevzusu yani Asuka gitmedi ki Asuka'yı Stardom'a aslar. Dumanince gerçekten Wonderland. Usos Bar'la bir maça çıkıyor ve Usos Bar'ı mağlup ediyor. Maçta Big Show yok ve gecenin ilerleyen saatlerinde Big Show bir turn daha geçiriyor. Cesaro'ya Cesaro'ya attığı umutla bir face turn geçiriyor. Yeter anasınıza. Kevgir'e döndü show. Adam var ya. Evet Hikmet neler diyorsun? Big Show'un yani, turn'ü ve Bar'ın mağlubiyeti hakkında. Çok hızlı olması yani çok hızlı oldu ya. Hiç bu kadar hızlı heel turn yapmış mıydı bu adam? Bir face turn. Karıştırma. Karışıyor. Atlar karışıyor. Neyse ya. Yusuf Bar'ı tokatmasın. Biz de işimize bakalım ya. Ne? Pardon sen neyi tokatlayacaksın? Ne? Ben mi? Çavuşu. Reymisler Yastet çavuşu olarak yapmış. Evet. Bar'ın düşüşünden bahsedelim biraz. Ana kemer diyorum. İkisi zaten hani main eventer, biri main eventer bir güreşçiydi. Diğeri main eventer olma potansiyeline sahip bir güreşçiydi. Bu ikisi sizce bu karizmayı kaybetti mi sevgili Erem Nur? Ya Cesaro için ana kemer bir ihtimaldi ama hani bu saatten sonra adamları yapışık ikiz olarak kullandıkları için Cesaro en fazla yani upper mid card şeylerinde dolaşır. Dolaylarında dolaşır. Doğan sen ne diyorsun? Bar'ın düşüşü. Evet Bar zaten hani Raw'dan SmackDown Live'e geçtiğinden beri bir düşüştü. Hani kemeri falan aldılar arada kaynamış bir şekilde ama hani ben hala eski tadı verdiklerini düşünmüyorum Bar'ın. Hani karakter açısından da bir düşüşe geçtiler bence. Yani ben ikisinin de teknik olarak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum zaten ve daha öncesinden de ayrılmaları taraftarıydım ama SmackDown Live'da üstüne bir de push verip kemer kazandırdılar. Yani kemeri kazandılar niye sevindim ama bence şu saatten sonra teknik kariyerlerine devam etmeliler. Cesaro'dan ben çok şey bekliyordum aslında. Evet. Ama hani adam tek kararını harcadılar. Bence komple bir güreşçiydi Cesaro yani. Link içi olsun. %100 katılıyorum. Ahmet Taha Ertürk yazmış. Cesaro'ya çok üzülüyorum demiş. Cesaro ve Sheamus'ın şu saatten sonra dağılıp belki şeyimiz olabilir de Cesaro'nun çok dağılıp tekli kariyer kovalacağını düşünmüyorum. Yani yaşı 37 oldu artık. O Cesaro 2013'teki Cesaro değil. Şans bulamayan Cesaro değil. Tam tersine artık şans bulan bir Cesaro. Yani takımlar divizyonunu son 2 senede domine ettiler Sheamus'la beraber. Artık hani bu Cesaro şans bulamıyor şeyini bıraksak bence iyi olur. Sheamus joker bir güreşçi. Yani WWE şu an ana kemere verse sırıtmaz. Sırıtır mı sizce? Bence sırıtır. Sırıtır. Oh bence my mind adam 12 saniyede dünya RST şampiyonluğunu kazandı yani. Ya oh. benim Sheamus'la son dünya şampiyonluğu anısı pek hoş olmadığı için. Oh my mind yazmış. Cesaro ihanet edip ana kemeri alsın. Gerçekten yeter artık ya demiş. Bu arada ana kemer bir boşluğa düştü mü ya Brian'la? Neyse konuşuruz onu. Ona şimdi geleceğiz. Evet Ahmet o zaman geçelim. AJ Styles ringde SmackDown'un onun inşa ettiği ev olduğunu söylüyor ve 2 hafta önce sakatlandığından dolayı geçtiğimiz hafta SmackDown'da yer alamadığını söylüyor. Daniel Bryan'ı kavgaya çağırıyor. Seyirciler de yes tepkileri veriyor. Daniel Bryan'ın burada olmadığını söylüyor ve Daniel Bryan'ın Brock Lesnar'dan kopya çektiğini, oradan notlar kaptığını söylüyor. Brock Lesnar'ı özeniyormuş. Burası Raw değilmiş. 375 gün boyunca dünyanın her köşesinde kemerini savunan AJ Styles TLC'de yeniden şampiyonluğu kazanacağını söylüyor. Kazanır he. Evet Hikmet seviyeyi yükselten yorumlar yapıyor bugün. Seni dinliyoruz o zaman. Ben mi? Aha, seni dinliyoruz. Valla AJ'in nasıl diyeyim ana kemere biraz. Hatta yani böyle kemerlere ara vermesi lazım ya. Raw'ı gidip toparlanacak bir Raw var. Raw'ı toparlasın. O arada SmackDown zaten kendini yavaş yavaş toparlayacak mecburen.
toparlamazsa Fox toparlar. Çünkü Fox'un sahibi bunlara demiş ki yaptığınız işten utanmalısınız. Niye? Yani SmackDown'ın vasatlığında sövüyorlar yani adamlar. Anladım. Elimize güzel kaliteli bir ürün gelmiyor diyoruz. Yani. Anlıyorum. Avaz demiş, bıktık AJ turşusundan, Seth gibi adamların omzunda taşıması gereken kemer indie turşuları yüzünden prestij kaybediyor demiş. Seth de zaten WWE made bir adam. Seth de indie turşusu galiba Avaz ya. İndi turşusu mu? Çok iyi laf ya. Güzel bir tabir düştü. Yani geçen sinek diyordum indicilere, artık turşu diye. Ahmet, bunun üzerinden suni bir tartışma yapalım seninle. Evet, Zeno. Allah. Zeno AJ saplayacak demiş. Eren Nur, ne diyorsun? Ne? Bu arada AJ'in ana kemer prestij kaybetti mi Daniel Bryan'la birlikte? Bunu da yanıtlarsın. Ya şimdi şöyle bir şey, Daniel Bryan şampiyon olur olmaz kemer, yani şampiyon sıfatıyla çıktığı ilk maçta main event maçına çıktı. Yani daha başta hani SmackDown'un daha yıllarca, hani aylarca main event olamadığı yerde adam kazanır kazanmaz Survivor Series'de main event'a çıktı. Allah, neden acaba? Geçen sene erkekler maçıydı ona bakılırsa main event. Neyse, hani AJ Styles'ın artık birazcık kafa dinlemesi, birazcık kendini hem bedenen hem kafa olarak toparlaması için bir ortam oluştu. AJ Styles'ın hani bundan sonra teke tek feudlara kemersiz, kemer potasından uzaklaşmış bir şekilde feudlara girmesini isterim. Evet. Zaten büyük ihtimal takvimi de hafif şeye geçildi. Rand Orton gibi bir takvim de çalışacak diye biliyorum. Yani AJ Styles'ın kendisini toparlaması lazım. Çünkü kemerle bazen gerçekten hani kemeri sal diye hani bıktığımız zamanlar da oldu. Umarım AJ Styles Rob'a belki geçip de bize daha farklı şeyler izletebilir. Doğru. Oh My Mind demiş sevgili Doğan. Bryan ile prestij kaybetmek mi? Saçmalama dostum lütfen diye nokta. Yani Daniel Bryan bence de kaliteli bir güreşçi. Onun kaliteli bir şampiyon olacağına inanıyorum ben. Hani kemeri almasına gayet sevindim. AJ Styles'ın bence de hani uzun süreli bir kafa tatiline ihtiyacı var. Hani geldiği günden beri oradan oraya koşturuyor. Hani bir zamanlar geçen sene TLC'ye çıkmıştı. Rav Show olan TLC'ye çıkmıştı. Ondan sonraki SmackDown'a falan çıkmıştı. Sonra canlı etkinliklere falan katıldı. Bayağı yoğun bir takvimi vardı. Yani bu şampiyonu da saldıktan sonra bence kendisine hani Royal Rumble'a kadar ya da ne bileyim WrestleMania 35'ten sonrasına kadar hani uzun süreli bir kafa tatilini hak ettiğini düşünüyorum ve hani biraz özlesin kendini. Evet, Ahmet Zeno demiş ki sokakta sosisli satan adam burada AJ Styles'a, pardon, sokakta sosisli satan adamın fanı burada AJ Styles'a laf ediyor demiş. Son olarak ben konuşmadım ki. Sen AJ Styles. Sen AJ Styles'a bir şeyler söyle. Yani AJ Styles ve Daniel Bryan kemer prestijini kaybettiriyor mu? Bunu da az önce bu soruyu ben de alabilir miyim? Hikmet'in evet. De söylediği Fox yayın haklarını alacak Fox SmackDown WWE yöneticilerine SmackDown yüzünden sitem etmiş konusunda bir değerlendir. Son olarak Hikmet de tamamlasın. Evet, yani bu 2 sene boyunca 39 yaşında geldi AJ. Şimdi 41 yaşında. 2 sene boyunca gerçekten bu yaşlarda bir adamın kaldıramayacağı, normal şartta kaldıramayacağı bir takvimde güreşiyordu. Ben katılmıyorum. Doğal. Ben 40 yaşın altın çağı olduğunu düşünüyorum güreş, profesyonel güreş için. Ama yani hani AJ Styles hani hiç ara vermeden gidiyor. Japonya'da ara vermeden, TNA'da ara vermeden. TNA'de ara vermeden dediğin 3 aya bir çekim oluyordu. 2,5 aya bir çekim oluyordu yani. Tamam da onun sürekliliği vardı ama yani canlı etkinliği şu su bu su. Ya şuna bağlayacağım. TNA canlı etkinliği WWE gibi değildi abi. Yok, yılda 2-3 defa çıkıyorlardı dışarıya birkaç şehirde yani. Evet söyle Ahmet. Ya çok şuna bağlamak istiyorum yani artık yani yaşı 41 olan bir adam ve yeni sözleşmede WWE'den haklı olarak biraz artık yani yavaşlatılmış yani biraz hafifleştirilmiş bir kontrat istiyor. Ben şu saatte sonra AJ'in WWE'de hani
bir ana kemer daha alırım, şunu alırım kafasında olduğunu düşünmüyorum. Yani ben olsam ben de olmazdım yani artık. Bu saatten sonra aileme, çoluğuma, çocuğuma, karıma vakit ayırırdım yani. Doğal olarak onun da bu isteklerini anlayışla karşılıyorum. Diğer sorular. Daniel Bryan'ın kemer prestiji ve Fox'un henüz şikayeti. Evet, WWE SmackDown yayınaklarını rekor bütçede Fox'a sattı. Buna binaen önümüzdeki sene SmackDown'da yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni döneme başlamadan önce Daniel Bryan'la bir girizgah yaptılar. Hı hı. Sürpriz bir kemer değiştirdi Daniel Bryan'ın kemer alması ve buna bağlı olarak ben şu an için Daniel'ın kemerin prestijini düşürdüğünü düşünmüyorum. Tam tersine Daniel Bryan bu saatten sonra heel bir karakterle yeni şeyler izleterek prestiji yükseltecektir. Evet Hikmet, sen tamamlayabilirsin. Evet, Daniel Bryan'ın kemer prestiji mevzusuna bir nokta koymak istiyorum. Daniel Bryan hani şu anda cikette seyirciyle etkileşim kurabilen yegane face'lerden. Zaten hani çok az isim var bu konuda face'lerde. Ve şimdi heel oldu ama yani gene de seyirciye bu denli hitap eden isim yok yani WWE'de. Bence kemeri geçen dönemki biraz daha monotonlaşan feyotlardan çıkarıp daha iyi bir yere götürecektir. Özellikle ben uzun bir reyin bekliyorum bu konuda. Önümüzdeki yaz onun için daha hareketli olabilir. Biraz daha WWE'nin toparlayacağını düşünüyorum o zamanlarda. Çok iyi bir iş görebilir. Çünkü malzeme şu anda çok kaliteli bir malzeme olduğu söylenemez ama ileride gelecek isimler de Daniel Bryan'ın tanıdığı, bildiği isimler. Belki WWE hamle olarak Kevin Owens'ı, Sami Zayn'i sana SmackDown'a geri döndürebilir bu konuda. Evet. Bu şansı iyi vermesi lazım WWE'nin. Çünkü Daniel Bryan hani böyle az buz isim değil. Evet. Eren? Ben yorum yapmıştım galiba, Doğan yapmadı. Doğan? Ben de yaptım yorum. O zaman. AJ Styles'ın takvimin yoğunluğundan biraz top çevirelim o zaman. işte böyle Daniel Bryan aldı kemeri. Böyle oldu. Yani biraz top çevirelim. Ya Daniel Bryan'ı kesinlikle beklemezdim ya. En son hani heel turn yapacağını yani gerçekten AJ Styles'a low blow yaptığı zaman donup kaldım. Ama bence hani heel'lık öyle şey yapmadı, hiç absürt olmadı. Evet, şeye bağlaması güzeldi. Hani benim yaşadığımı siz nereden bileceksiniz lan diye çıkışmıştı. Bir de o ilk promosu güzeldi, bayağı güzeldi hani. Öyle ben kurtuluyorum işte o eski Bryan'dan, yeni bir dönem başlıyor. Şey çok kötü ya, Brock Lesnar maçından sonra böyle ekrana bakıp gülümsedi, böyle korktum gecelerimi sadece. Ya o biraz artık trole vuruyorlar onu. Aslında Harris'ın şeyi geldi aklıma ya. O da gülmüştü abi Neville'la maçından sonra. Hangi maçta? Evet Ahmet, ne Neville'ın ne Brock Lesnar'ı. Hadi abi. Evet. Devam ediyoruz. Vallahi. Shinsuke Nakamura Rusev'le maça çıkacak. Fakat maç başlamadan United States şampiyonu Nakamura Rusev'e saldırıyor Kinshasa'yla. Bir Kinshasa daha yapıyor ve reign'ine devam ediyor Shinsuke Nakamura. Neden Rusev? Ya Rusev deyi dağıtmakla hata ettiler aslında. Nakamura'dan sonra kemeri alabilecek bir isim Rusev. Rusev'den sonra almaz. Ya böyle Rusev'e, uzayıp gider. Rusev'e başka bir kemer verir mi zannet ya? Doğru. Bu adamın ya takım nasıl kemerleri yakışırdı aslında Rusev'le Aiden'in gidişi. Evet. WWE sıkıştıkça Rusev'e böyle bir şey United States veriyor. O pek hoşuma gitmiyor. Seviyeyi artırmak lazım. Ya Rusev'in sempatisini Rusev Day'i takımı dağıtarak maalesef ne yazık ki seyirci önünde o sempatiyi kaybettiler. O satışı kaybetti. Ben Rusev'in gerçekten karakter anlamında ilk defa seyirciyle bu kadar çok bütünleşmişken bu kadar kötü kullanılmasına üzülmüş biri olarak bir daha bu aurayı yakalayabileceğini düşünmüyorum. Doğan sen ne diyorsun?
Ben de yani Rusev Day'in mayasını tuttuğunu düşünüyorum. Yani gerçekten güzel bir şey ivme kazandı Rusev'e. Hani ana kemer şansı falan da elde etti. Ama hani maalesef başarılı olamadı. Ben de hala ana kemer kutasında olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Nakamura mevzusuna gelecek olursam da yani Nakamura'dan kemeri alacak kişi kesinlikle alması olmalı. Ve bunu tez zamanda yapmalılar. Çünkü Nakamura gerçekten hani bayma noktasına geldi bence. Erem Nur. Yani Nakamura'nın gerçekten hani adamın bir şova çıkartıları bir çıkartmıyorlar. Oturmuş bir feodu yok. Hani en son girdiği feod Jeff'de feodu ki o da ta Extreme Rules'da oldu. Yani Nakamura hakkında çıkmaza ve bir bilinmemezliğe doğru girdiklerini düşünüyorum. Çünkü bu adam zaten ana kadrodaki kariyerin yarısını ana kemer feoduyla geçirdi. Zira Jinder Mahal olsun, zira AJ Styles olan feodu olsun. Sen hala Jinder Mahal AJ Styles mi diyorsun? Kötü de artık şu Japonlara ya. Kötü yani olmuyorlar da ya. Nakamura, Nakamura'nın gerçekten böyle kötü kullanılmasına kötü üzülüyorum. Kullanılması kötü de ya. Bu ne kardeşim Nakamura ya. Nakamura kötü. Teşekkür ediyorum. Evet Ahmet. Ben de konuyla alakalı kısa bir şey söyleyecek olsam. Rusev daha çok genç bir adam. 32 yaşında. İleride ana kemer için ben mutlaka şans bulacağını düşünüyorum. O zaman devam ediyoruz şova. Jeff Hardy'nin WWE'deki 20. yılı, WWE'deki 20. yıl kutlamasını bozan isim Samoa Joe. Tebrik ediyor fakat Jeff'in geçmişten WWE'den kovulmasına sebep olan alkol sorunlarını alaya alıyor. Hardy'nin yakınında şampanya patlatmak pek de iyi bir fikir değilmiş. Joe zayıf bir adamı kutlamıyormuş ve ikinci şansları da sevmiyormuş. Daha ilk şansını henüz bulamamış. Zayıflıkların Jeff'in peşini bırakmayacağını söylüyormuş. Böyle böyle devam ediyor ve bu segment burada sona eriyor. Valla ben Joe'nun TNA'den bir gönderme yapar diye aşırı bir şekilde beklenti içindeydim geldiği zaman ringe. Daha doğrusu girişe, entrance'e. Ama yapmadı. Çünkü neden yapar dedim. WWE'nin, Jeff Hardy'nin WWE'den ayrılıp TNA'de güreştiği 2004-2006 arası TNA'de Joe çok büyük bir main eventer'dı. Jeff Hardy de arada gezen bir midcard'tı. Oradan hani ben buyken sen şuydun, ne kutlaması bu, hayırdır, sen neyi kutluyorsun falan demesini bekliyordum. Çünkü Joe, Jeff Hardy feudunda hani Joe'nun kariyeri Jeff Hardy'den çok daha ötede. O zaman dilimini kıstasa alırsak tabii. WWE'deki kariyerinden bahsetmiyorum. Öyle bir gönderme bekledim fakat olmadı. Yani WWE TNA'nın birçok hakkını satın almışken hani promolarında isim olarak da telaffuz etse bence bir şey kaybetmez. Aksine WWE Network'teki TNA şovlarını izlemek için bir ilgi de uyandırabilir diye düşünüyorum. TNA ve Joe demişken sevgili Hikmet sen ne diyorsun? Hikmet gitmişti, pardon, Doğan. Açıkçası ben hemen TNA tecrübem yok. O yüzden o konuda pek bir şey diyemeyeceğim. Ama hani Samoa Joe'nun şu anki durumu beni pek de memnun etmiyor açıkçası. SmackDown Live'a hızlı bir giriş yaptı. Ondan sonra AJ Styles feyodu falan bayağı sükse yarattı. Hani o Wendy'ye çatmaları hani o inanılmaz salvaları. Bayağı hani umutlandırmıştı beni. SummerSlam'da olmasa bile İlerleyen şovlarda kemeri alacağını düşünüyordum ama AJ Styles her seferinde Samoa Joe'yu yenmeye devam etti ve işte Samoa Joe da şu an bu konuma geldi. Hı hı. Yani yine bu feyottan benim bir beklentim var. Hani Samoa Joe üzerine konuşacak olursam ama hani gerçekten çok iyi bir şampiyon olacağını düşünüyordum bence onun. Ama hani bunu değerlendirmediler. Yani yine de ilerleyen... Değişir mi? Yani değişmesini umuyorum ama şu an pek de emin değilim yani. Bence sırada daha birçok isim var. Yani NXT'den gelecekler var. Belki sıradaki şey kaptara avdan gelecek isimler falan Ahmet. Derken Joe'nun hani yine arada kaynayacağını düşünüyorum. Yani Joe'ya yine ana kemer şansı gelir mi? Çok zor. Yani önümüzdeki bir sene içinde bu AJ Styles, The Miz, Daniel Bryan üçgeni arasında olacakları göz önüne bulundurursak
ve sonrasında da SmackDown hattının Fox'a satılacağını göz önünde bulundurursak, SmackDown'un kadrosunun yenileneceğini göz önünde bulundurursak çok zor bence. Eren Nur, sen ne diyorsun son olarak? Joe ya ve bana göre Samoa Joe hani geçiştirmelik rakip olarak artık kullanılmaz. Çünkü AJ Styles'e karşı birçok kez kullanıldı. Hani Samoa Joe'nun kemere yaklaşması ne olur? Elimination Chamber'da işte bir numaralı adaylık için eğer Royal Rumble galibi WWE kemerini seçmezse adaylık için yapılacak Chamber'da yer alacak isimlerden biri olur. Onu da kaybeder diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Asuka yazmış. Asuka Spor yazmış. Sahaya AJ Nakamura ve Joe dışında kimle kapıştı WrestleMania'dan beri diye. AJ kimle kapıştı? Dur. Bulamadım. Evet, bu yok demek ki. Rusev var herhalde bir tane ya. Evet, araya. Rusev var arada, aynen öyle. Ahmet. Vahit. O zaman devam ediyoruz. Randy Orton arenada elinde Rey Mysterio maskesi var. Geçtiğimiz hafta Rey Mysterio maskesini çöküp almıştı. Evet. Ve Rey Mysterio maskesine çöp parçası diyor. Rey'i küçük düşürmek ve aşağılamakmış amacı. Rey, Randy'nin sırada kurbanıymış ve bunu geçtiğimiz hafta kanıtlamış. Rey boyunlukla birlikte geliyor. Bir kavgaya tutuşuyorlar. Rey Mysterio sırtına ve kafasına 619 yapıyor ama Randy Orton olayları kendi lehine çevirmeyi başarıyor ve Rey Mysterio'yu sandalyeyle, DDT ile adeta haşet ediyor. Ne? RKO yok mu? Ayıp. Adam RKO yapmaktan sıkılmış artık. Bence de yani. Ben de sıkıldım. Keli keli RKO... üstsüz Rey Mysterio maskesiz demiş Zeno. Yıl 2008 Rey Mysterio Randy Orton maske savaşları. Şimdi eskiden bu tarz feyutlarda CM Punk saçını kesecek işte. Rey Mysterio maskesini çıkaracak maçları olurdu. Gene maske konu edinmişken Rey Mysterio maskesini çıkaracak CM Punk neyi kesecek maç olur acaba? CM Punk mı? Pardon. Kim ya? Randy Orton. Randy Orton. Bileklerini... kim ya? Randy Orton'un hep küçük adamlara sarması demiş Zeno. Umarım selam verdiği şeyi kesmez ne? Bence bileklerini kessin. Toplu olarak. Evet Eren Nur, ne diyorsun? Rey Mysterio aşkın ringlerde. Aşkın mı? Ya Rey Mysterio'nun... Rey Mysterio değil de Randy Orton'un... Ne? Evet, Eren Nur'u dinliyoruz arkadaşlar. Aa, Rey Mysterio'nun yani, nedir? İlkokul öğretmeni gibiyim. Şuna şöyle yapma, buna bunu yapma diyorum sürekli. Evet, Eren Nur. Rey Mysterio'nun nedir? Randy Orton'un koleksiyonculuk yapması, özellikle eski isimler üzerine koleksiyonculuk yapması gayet hoşuma gidiyor. Hani Rey Mysterio... yani renk katıyor, şovlara renk katıyor hani sonuçta hepimizin 2010'da evet, cuma akşamları Fox TV'de en büyük izlediği şey SmackDown'u ve onun da en büyük şeyi de Rey Mysterio'ydu Cefari ile beraber. Yani onun için bence Rey Mysterio hani maskeyle alakalı maç olursa kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ahmet, sen ne diyorsun Rey Mysterio'dan doğru? Yani Rey Mysterio'nun bir anda rüzgar gibi dönüp Randy Orton'un rüzgarına, daha sert esen rüzgarına kapılacağını düşünüyorum. Rey Mysterio'nun Randy Orton karşısında çok bir şansı olduğu kanaatinde değilim. Tıpkı Jeff Hardy gibi iyi bir çekişme izliyoruz. Muhtemelen en az Jeff Hardy maçı kadar iyi de bir maç da izleriz. Ve fakat Rey Mysterio'nun çok şans TLC'ye olduğunu düşünüyorum. TLC'ye maç belli oldu mu? Yani yok da duyurulacak yani. Ya maske bir... vs. saç maçı olabilir diyorlar. Ya şey evet. Bir böyle türlü maç istiyorum ya. Bir tables maç istiyorum mesela. Çünkü Rey Mysterio siklet olarak düşük bir güreşçi. Bu arada Randy Orton ilerleyen aylarda WrestleMania veya SummerSlam dönemlerinde ana kemer potasında görür müyüz sevgili Doğan? Ben hani AJ Styles, Daniel Bryan ve The Miz arasında da önceden düşünüyorum. Ahmet de önceki konuda söylemişti bunu. Yani Randy Orton'un yine böyle tekli değişik feyutlarda kullanılacağını düşünüyorum. Hatta belki bir ihtimal Raw'a bile geçebilir. Geçerse çok da güzel olur açıkçası. Ben Randy Orton'u Raw'da izlemeyi özledim. Yani ben böyle düşünüyorum. WWE şampiyonluğunda kullanılacağını pek zannetmiyorum kendisini. Evet, Randy garanti ana kemer alır demiş Taha Ertürk.
Almasın. Alexa'nın pembe saçı Ray'e AJ gibi senaryo verilsin demiş. Oh My Mind, Randy, Brian gerçekten hoş olabilir diye not düşmüş. Yani hoş olmadı. 2013'te yaptılar. Bence bundan sonra Randy Orton'a dair böyle ana kemerli detaylar hoş olmaz ya. En son hep şeyde kaldığı için aklımızda. Bray Wyatt'ın o Bray Wyatt Blondos'u meyredeki rezalet olaylar silsilesi kaldığı için aklımızda. Ben pek sıcak bakamıyorum Randy Orton'a bu saatten sonra ya. Evet, Rotunda pardon düzeltiyorum. Zeno yazmış. Sina dönüp ateşini alır Randy'nin. Rahat olun, eğlensin çocuklarla demiş. Yetmedim orada ya. Orton'un AJ ile yola devam etmesini bekliyoruz demiş Samet Soy'dan. Hoş geldin, merhaba kardeşim. Evet sevgili Ahmet. O zaman devam ediyoruz. Gecenin ana maçındayız. Gecenin ana maçında şovun başında duyurulduğu üzere Battle Royale düzenleniyor. Battle Royale'i kazanan isim Asuka. Asuka böylelikle TLC'de yapılacak SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu maçının 3. ismi. Eren Nur. Maç çok güzel. Ağlıyor İlk musun? Önce ağlama lütfen. Hayır. Lütfen. Eren, biri maçı Eren Nur'u tutsun. Battle Royale'e dönersek Sonya dediğim gibi gerçekten Survivor Series'de yaptığı o potansiyelini gösterdi gayet Asuka ile birebir maç yani birebir kalarak. Yani gerçekten eğer Asuka almasaydı Sonya'nın belki de almasını isterdim yani Asuka'dan sonra. Maç gerçekten bu maç eğer doğru düzgün booklanırsa veya Evolution'daki kadınlar maçı gibi booklanırsa gerçekten tarihe yazılacak bir maç olabilir. Numan İnci Numan yazmış. Maçın tuş olması için eklendi demiş Eren Nur. Ya Numan boş yapma. Evet, yani Asuka'nın tuşu bir dakika hemen Hikmet mi boş yapma Numan mı hemen anlayacağız. Asuka'nın tuş olması için eklendiğini düşünenler bir yazsın. Öyle düşünmeyenler iki yazsın chat baksa. Evet, hocam TLC'de tuş yok ki. TLC'de ne var? Ne oluyor? Yani kemer tepede. Abi Numan'ın ya Numan hani mesela zannediyor olabilir ama burası WWE kardeşim. Yani, kemer tepede. Kemer maçı olduğu için kemer tepede. Sebebi burası, şey değil de burası, hani o gerçekten potansiyelle alakalı değil de birazcık daha Becky Lynch'in o sağlık durumu ve daha çok fanların isteğine göre alındığını düşünüyorum. Çünkü her çıktığı şovda reaksiyon alabiliyor. Konuşmasa yani bile reaksiyon bu alıyor bu kadın. Yani bu kadın alıyor bu reaksiyonu. Yani Asuka'nın ekstrem maçlarla bir geçmişi var. Last Woman Standing maçı gerçekten güzel bir maçtı. Charlotte'ın Hell in a Cell ve Last Woman Standing maçı olsun. Becky'nin de çıkardı. Yine Charlotte'la beraber bu yıl Evolution'a yaptıkları maç var. O yüzden seyir zevki yüksek maç olacaktır ve ben bu maçın nedense main event olmasını istiyorum. Çünkü hem konseptin ismine uygun maç hem de bu üçlüyü bir arada göremeyiz yani bir daha. Evet, All My Mind yazmış. Bakın GTR radyo ekibi halkı. Geçen hafta Asuka veya Naomi kemere aday olacak. Daha sonra ötekisiyle feyoda girecek demiştim. Şimdi Asuka kemere aday oldu. Önümüzdeki ay Naomi Asuka feyodunun temelleri atırsa demişti dersiniz demiş. Böyle bir tahminde bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz Eren Nur'a yorumları için. Eğer evet. Eren Nur bitmedi mi yorumlar? Hadi bir daha. Hadi tamam bir daha söyle. Eğer maçı Asuka alırsa büyük ihtimal Becky Lynch veya Charlotte'dan birisi Royal Rumble'ı alacak. Ve aynen All My Mind'ın dediği gibi de Naomi Asuka WrestleMania'ya da izleriz belki. Evet. Rava puanınız sevgili Doğan. Ben valla Rava 2 puan veriyorum. Ben de 2 veriyorum. Bence. Hikmet. 1. Ahmet. 1.5. Luke Wizard, Eren Nur. 2. SmackDown'a puanınız. Doğan. 4. Hikmet. 3. Ben de 3 veriyorum. Ahmet. Ben de
Eşitliyim. Eren Nur. Ben 4. Evet, son olarak sunucu olarak söylemek istediğin bir şey var mı sevgili Ahmet? Yok, çok teşekkür ediyorum bizi dinleyen herkese. Ben de çok teşekkür ediyorum. Haftaya Asuka ve çevresindeki feyutları uzun uzun konuşuruz. Bizi bu vakte kadar dinleyen toplam 43 kişiye, şu anda chatte bulunan 22 kişiye çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.